Ben de zengin çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur açsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Gene içtin değil mi dün gece? Kör olasıca zıkkılıç! Lan dedin sen? Kör olasıca zıkkılıç mı dedim ben? Evet öyle dedim bana. Aa, çok enteresan Burhan Bey. Bir nefes de ağzımdan fırttı. Herhalde alkolikler nasıl kontrolden çıkıp böyle belli başlı hareketler yapıyorlarsa el titremesi falan. Demek yakınlarında da böyle oluyor. Dün gece yine şişenin dibini gördüm. Alkolün pençesindeyim. Bunlar senin ellerin mi? Benim ellerim mi bunlar? Burhan Bey, siz bu akşam yine terapiye gideceksiniz. Evde yoksunuz değil mi? Evet yavrum. İşe yarayacak mı gerçekten bilmiyorum. Size bay alkolü takdim edeyim. Burhan Altıntop. Bir zamanların başarı hikayesi. Popüler playboyu. Mutluluğu kadehlerinde arayan. Aç aç Bilber Hanım dur. Ebat teyze, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Size de. Bir kahve ne içerik hatun kız? Sonra da bu çivisi çıkmış evle ilgili bazı sorularım olacak. Sanırsam dün gece birileri burada müzik dinledi. Tabii ki. Babam ciddi miymiş Aslı? Vallahi öyle gibi. İlla evleneceğim bu Dilber'le diyor işte. Alo! Bağırmayın Burhan Bey ya. Ya siz ne diyorsunuz? Nasıl yakırdılar bunlar? Evlenecek mi gerçekten? Peki ya İfot? Burhan Bey ne diyorsunuz? Kim kimle evleniyor? Nasıl bir konu bu ya? Bence siz bayağı artık alkolden halüsinasyon görmeye başladınız. Evet. Burhan, ben Aslı'ya futbolla ilgili bir şey anlatıyordum. Hocam evliliği nereden çıkarıyorsun ya? Ciddi misiniz ya? Ema öyle değildi ama. Allah'ım yarabbim. O kadar emindim ki hani kendimden. Ciddi misiniz? Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Gidip biraz uzanacağım. Burhan, yatağa uzandığında üzerinde böyle böcekler geziyormuş gibi falan bir şey hissedersen sakın panik yapma, korkma. Alkoldendir o, alkolden. İyi gidiyorum. Kombimi kıstınız oğlum, elim ayağım titriyor ya. Aslı, yani babam Dilber Hanım'la evlenme kararında ciddi mi ya? Evet, şimdi Burhan'ın haberi olmasın hemen de. Bence ciddi. Çok yalnızım diyor. Dilber'den daha iyisini mi bulacağım diyor. Ama en önemlisi siz ne düşünüyorsunuz diyor. Haklı bir yerde adam. Şimdi sonuçta böyle bir şey olunca Dilber hala bizim üvey annemiz olacak değil mi? Ya. Yani onu benimsememiz lazım. Bize iyi davranması lazım yani. Bize kendini sevdirmesi lazım. Bravo. Evet. Ben de dedim ki yani ikide bir bizim eve gelip gitmese, bizim hayatımıza karışmasa, bizi kontrol altına almaya çalışmasa benim için sakıncası yok dedim. Evet yani hanım kadın ama böyle sürekli bize gelmeye devam ederse ben veto ederim yani. Aa vallahi ben de ederim. Sus, şimdi duyacak yine niye fısır fısır konuşuyorsunuz filan diyecek. Dinledim. Aa vallahi dinledim. Efendim ne dediniz Dilber Hanım?
leş olan gül olan. Yok diyorum, ben de sabah sabah geldim kahvaltıda ensenizde boza pişiriyoruz. Ne dek benimki de anlaşlık işte. Hiç de sevmem kimseye karışmayı, görüşmeyi. Kapımı örter, evimde oturururum, sesim salım çıkmaz. Ne demişler? Üzümcük herkes yerine düzümcük. Bizim orada bir laf vardır. Ama çok uzun bir laftır. Başka zaman söylerim. Gençsiniz yavrum, yiyin, için, eğlenin, dil ver derseniz üst katta bir ihtiyacınız, bir şeyiniz olursa alo dersiniz. Kahveniz sağ. Sen iç yavrum, sen iç kuzum, sen iç. Karanfilim saksıda, bir yer sevdim aksıda. Mevlam bizi kavuştur, aşamının yatsıda. Haydi görüşürüz yavrum. Haydi görüşürüz. Kuzum yavrum, kuzum. Haydi görüşürüz. Oh, gitti yer Elmas. Anladığım kadarıyla özellikle yakınlaşma sırasında Volkan Bey'in saldırgan tavırları artıyor. Evet doktor, zaten telefonda falan bir sorunumuz yok. Birbirimizi aşkımızla dövüyoruz. Ama Volkan bu hafta bana karşı solan erkeği çizgisinden bayağı bir kaydı. Ama bu hafta Volkan Bey diyet, ilaç veya hayat tarzı değişikliği yapmadığını söylüyor. Yapmadım. Ben bir tek Şakir'e gıcık oluyorum zaten. Çok tuhaf. Ya bu kadar aşık olduğum bir kadını sürekli boğmayı arzu ediyorum. Ya lütfen ama böyle yapma. Ben gerçek zannedeceğim. Lan burnumun dibine girme lan. Bir çakacağım, bir de yer çakacak şimdi lan. Ya, sen gel böyle. Enteresan bir durum. Fiziksel olarak yaklaşınca Volkan Bey'in duyularında bir tetiklenme oluyor. Kokularla ilgili hormonal bir değişiklik olduğunu düşünüyorum ama niye bu hafta? Koku mu? Hmm. Ben bu hafta parfümümü değiştirdim. Parfüm yanınızda mı? Evet. Şimdi bunu sıkıp Volkan Bey'in yanına gider misin Şahika? Allah! Öldürürüm lan seni! Ecemle mi soğudun ya sen? Haklıymışım. Ne var o kokun içinde ya? Ya herkes o kadar çok beğeniyor ki. Piyasada satılan pahalı bir parfüm. Gül, kekik, limon, bergamot ve yasemin varmış. Yani yasemin dışında diğer kokular hep bildiğim reçelini yediğim kokular. Büyük ihtimalle yasemin kokusu bizim likit hafıza dediğimiz şeyi uyarıyor. Likit hafıza mı doktor? Hı hı. Benim likit hafızam mı varmış? Koklama duyusu, hafızası en kuvvetli duyudur. Çocukluğunuzda yaşadığınız bir travma sırasında mesela ağır bir yasemin kokusu kokladıysanız hayat boyu o yasemin kokusu size o travmayı hatırlatır ve o duygulara geri döndürür. Yasemin kokusu. Hatırlamaya çalışın. Yasemin kokusu araba kokusu olarak çok kullanılır mesela. Siz hiç böyle bir travma yaşadınız mı? Abi, üçüncü vitese geçsene ya. Bebeğe gidene kadar yaşlanacağız. Sertaç, üçüncü vites hangisiydi lan? İtiyor muyduk, çekiyor muyduk? Oho, abi bu kadar mı habersizsin konudan ya? Lan ehliyetim yok Sertaç. Babamın arabayı bir iki kere çala çala bu kadar oldu işte. Ehliyeti alınca bol bol egzersiz yaparız. Allah! Ne oluyor lan? Arabam bozuldu. Yok abi. Vitese geçemedin ondan. Ya Volkan bas biraz abi ya. Sağdan sağdan gitme. Üf, ne biçim kokuyor bu araba ya? Araba kokusu. Anne basıyor bunları hep. Çiçek kokusu mudur nedir? Bakayım. Yasemin'miş. Volkan! Sola döneceksin oğlum sola. Hadi! Sol çok hızlı gidiyor Sertaç. Giremem. Sağdan sağdan gidelim işte.
Ya sola geçsene lan, bebeğe gidiyoruz oğlum. Ya Sertaç, sol acayip akıyor be abi. Vallahi giremem ya, korkuyorum. Ya bebeğe gitmesek olmaz mı? Başka bir yere gidelim. Ya kardeşim, kızlar bekliyor bebekte. Sola sap, işaret ver hadi. İşaret mi? Dur, aynalara falan bakmak lazım onu verirken değil mi? Önüne bak, önüne. Kaza yapacağız abi. Lan dur, esas sen yaptıracaksın kaza ya. Ya bas biraz Volkan ya. Kokudan bayılacağım zaten şimdi. Ya Sertaç, vallahi kaza yapacağız. Yavaş yavaş be kardeşim, dur ya. Vitese geç, gaza bas. Arkanı kontrol et, sola kır abi. Yok artık, robotluyum ben. Hepsini aynı anda nasıl yapayım lan? Ağır ağır, yavaş yavaş söyle ya. Abi hızlı git biraz ya. Sol şerit hızlı gidiyor. Yap bir makas abi, yap bir makas. Makas ne oğlum? Sen gaza bas abi. Direksiyon bende. Bak abi, makas bu. Allah, Allah yarabbim. Eşhedü en la ilahe illallah. Sertaç dur. Babam beni öldürecek. Allah belanı versin Sertaç. Tezek gibi yapıştık da buraya. Ya babam bir ay boyunca avaz avaz bağırdı bana ya. Sersem tavuk gibi araba kullanılmaz dedi. 24 yaşıma kadar arabayı almam yasaktı ya. Benim gerizekalı kız kardeşim bile benden iyi araba kullanır hala bugün. Sırf o olay yüzünden. Çünkü canım bir daha kullanmak istemedi zaten. Aradan 17 yıl geçti. Ben hala direksiyon başına oturayım. Sırılsıklam terlerim. Ve bütün bunları yaşarken Yasemin kokusu vardı değil mi? Vallahi hocam size ne diyeyim, Allah razı olsun. Yani hayatımın ilişkisini kurtardınız. Şimdi şu şişeyi çöpe atacağım ve her şey yoluna girecek. Ay aşkım. Ay Volkan. Lan yapışma sülük gibi hemen ya. Of Çayka, git Allah aşkına, git şu koku işini halledelim öyle lütfen aşkım ya. Tamam. Ben bugün senden uzak durayım. Zaten bir arkadaşa davetliyim. Yarından itibaren de parfümünü değiştiriyorum. Ve bu banallık sona eriyor. İnşallah, inşallah, çok şükür. Ya Yasemin'in yaptığına bak ya. Yani bir koku böyle bir şey yapar mı ya? Hocam Allah razı olsun sizden hocam. Vallahi billahi Allah tuttuğunuzu altın etsin. Hocam benim. Aman efendim, estağfurullah. Allah razı. Estağfurullah. Estağfurullah. Canım, canım, canım benim. Günaydın. Ne oldu, küs müyüz ya? Yok. Ben bu ilişki için tek başıma çaba gösteremem Tanrıverdi. Senin için heyecanı bitmiş bir aşkı eski haline döndüremem. Vazgeçiyorum. Ya yapma aşkım, vazgeçme. Aşkım falan deme bana. Hep eşofman yüzünden değil mi? Sen zaten çoktan bitirmişsin kafanda bu aşkı. Ben sadece senin işini kolaylaştırıyorum. Heyecan bittiyse İlişki bitmiştir. Allah'ım bu bağımlılık hayatımı mahvetmeye başladı. Vay anasını ya. Dursun, sen harbi nişanlanıyorsun ya. Öyle denk geldi. Vallahi ben senin ilişkinin bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum ha. Ben de bilmiyordum. Tufaya düştüm ya. Ya ben bu konuda konuşmak istemiyorum ya. Şu anda sünnetindeki gibi hissediyorum. Yani bir an önce ne olacaksa olsun bitsin. Sen sünnetinde de aksisindir. Vurmuşundur sünnetçiyi. Neyse, her şeyde bir hayır var Dursun. Kasma, rahat ol. Bu arada nöken pırıl pırıl olmuş. Eline sağlık, güzel de kokuyor. Hep kullanın bu kokudan. Ne kokusu bu? Mahmut. Gel bakalım Mahmut. Yasemin, oda spreyi. Yasemin mi? Ya bizim çocuklar almış. Benim koku moku gördüğümü var ya. Allah Allah. Sinirlenmiyorum ben. Gayet sakinim. Harbiden de Yasemin yazıyor.
Hoş geldin. Ne haber hayatım? İyidir. Senden? İyi. Koşa koşa geldim. Geç kalmadım değil mi? Yok. Ben de zaten tam giyinmedim. Gidip hazırlanacağım. 5 dakikaya geliyorum. Sen keyfine bak. Ya. Aa, Kurtlar Vadisi başlamış. Daha tekrar bölümleri. Hoş bulduk Volkan. Koruman yok mu? Mafyanın korumalısı iyi oluyor. Sadesini sevmiyorum ben. Ha, geldi canım koruman. Ha? Geç kalmayayım da spordan koştura koştura geldim. Sağ ol Çetin. Var mı giyinebileceğim bir oda? Muhabbetimize doyum olmadığına göre Dilber Hanım bir an önce nişanlısı taksın diyorum ben. Of. Oflama oğlum. Evlilikte keramet vardır delileri büyüklerimiz. İki genç birbirini görüp beğendiyse işi geciktirmemek lazım. Ateşinin barut yan yana durmaz. Başlarını bağlayacaksın, ne halt edilirse etsindir. Bu ya nişan konuşması mı olur ya? Bence nişanı erteleyelim. O arada güzel bir konuşma hazırlarım. He? Onu o akşam benim eve gelirken düşünecektin oğlum. Bu olay Emri Vakıf Hanım teyze ya. Başka bir şey değil. Tansiyonum çıkıyor hediye. Hah. Adamcağızın tansiyonu çıkar zaten. Hastaneye götürelim. Nişanı başka zaman yaparım. Kele. Yüz. O şik. Dua et ki mesut bir günümdeyim. Yoksa benim bedduamı alın bir daha iflah olmaz. Efendim, gençler evlenmeye karar vermişler. Yanlış bilgi, öyle bir karar yok. Yalan sapış. Biz de vesile oluyoruz. Şu yüksükleri barnaklarınıza takınınca evliliğe ilk adımınızı atmış ben olacağım. Ben evlenmek istemiyorum. İşte rasyonel zeka. Kızım, evlenmiyorsun. Nişanlanıyorsun. Nişanlanmak da istemiyorum. Hem ben daha çok gencim. Hay ağzını öpeyim senin ya. Bunun da aklı fikri orada. Ne? Nişanlanmayacağım, istemiyorum. Hem ben bu Dursun'a mı kaldım? Ya daha iyisini bulursam? Ne? İstemiyor musun kızım? Kim istemiyor ya? Ne demek? Benden iyisini mi bulacak? Ne bulacak acaba? Belasını mı bulacak? Ya bir doktor, ya bir mühendis bulursam? He, doktorlar, mühendisler de kapende kuyruk. Haspam. Terbiyeli konuş benimle. Sen benimle terbiyeli konuş. Dilber teyze takar nişanı sinirim oynadı ya. Ay dur da dur Dilber teyze takma sakın, ben bunu istemiyorum ya. Aman aman, o zaman ben seni hiç istemeyirim. Sana mı kaldım be? Kendini müdür sanan garson. Ne mahalle karısı çıktı bu bastı bacak ya? Bastı bacak mı? Sen mahalle karısı görmemişsin. Sayende gördüm sayende. Sen benim kaşıma gözüme kurban olayım. Sen benim kaşıma gözüme kurban olayım. Sen benim kaşıma gözüme kurban olayım. Allah'a sinirim ya. Bırak. Aslı? Efendim? Yok bir şey. Aslı'cığım sen böyle misin bu akşam hayatım? Evet. Ha. Ev hali diye. Hayatım biraz kendine özen göster, iyicene saldın yani. Bir şu kızlara bak, bir de kendine bak. Aslı'ya bir şeyler aldım evladım. Öyle elimizi kolumuzu kurolar gibi sallayıp gitmeyelim. Hayır, bir kere de sen alsan diyorum baba. Ya ekonomik kriz var, ben meteliğe kurşun atıyorum. Bütün çekimlerim iptal oldu benim. Evladım annenden iste. Ben İtalya'da çok para harcadım ya. Aa. Baba biz seninle böyle dip dibe yaşamaya devam mı edeceğiz? Kendine bir ev bulsan artık diyorum ben. Ben bir ev bulsam sen o evin kirasını nasıl ödeyeceksin? Üstün zeka ya. Öf, baba ya bari şu evlerden birini satsanız diyorum. Annen kiralarla geçiniyorum diye ayılıp bayılmaya kalkar. Hiçbir şeyini satmaz o, hiçbir şeyini. Bir mucize lazım.
Yoksa senin gibi böyle kazma bir ev arkadaşıyla birlikte yaşamak zorunda kalacağım. Yazık. Sağ ol oğlum, sağ ol. Bir anda bırakamıyor insan. Hep vazgeçiyor. Artık içki içmeyeceğim demekle olmuyor. O zaman ne yapmak lazım? Kısa hedefler koymak lazım. Mesela öncelikle diyeceksiniz ki bugün içmeyeceğim. Ertesi gün yine aynı şekilde. Bugün içmeyeceğim. Bugün giymeyeceğim. Bugün giymeyeceğim. Şşt kız, çıkışta ne yapıyorsun? Niye? Çıkışta bir kadeh bir şeyler içelim beraber. Ne kadehi ya? Ya sana ısmarlatmayacağım herhalde. Kendim ısmarlayacağım. Bence biraz gerginsin. İçki içmek sana çok yakışacak. Arkadaşlar, bu adamla aynı terapi ortamında bulunmak istemiyorum. Dördüncü defa bana içki içmek teklifinde bulunuyor. Ne? Burhan, lütfen kalkıp öz eleştirini yapar mısın? Ne öz eleştirisi lan? Kendin yap öz eleştiriyi. Allah Allah! Tipsizim de, gerizekalıyım de, göbekliyim de. Kendin yap lan öz eleştiriyi. Ben alkolden dolayı işimi, eşimi, arkadaşlarımı kaybetmiş olabilirim. Ama 8 aydır ayığım, tamam mı? Ve onların hepsini geri kazanacağım. Neyi geri kazanacaksın lan? Hiçbir şeyi geri kazanamayacaksın. Bir de bana senin karının seni terk etmesinde içkinin bir suçu yok. Sen çünkü salamatikisin, gerizekalı. Nasıl laflar bunlar ya? Dost acı söyler, bunu unutma her zaman. Bence sen her zaman kaybetmiş bir tipsin. Onun için bence içki iç. Ancak öyle keyiflenirsin. Neşe yerine gelir. Bugün giymeyeceğim ben. Ne? Şu an bir içkiye ihtiyacım var. Benim de. Kendimi savunmasız hissettiğimde hep böyle oluyor. 2 yıldır ilk defa içki içmek istiyorum. Hadi içki içmeye gidelim mi ya? Hadi kız, vallahi kafaları kırarız. Hep beraber içki içmeye gidelim mi? Ben bugün giymeyeceğim. Bunlar terapiden çıksın. Evet, bize zarar veriyorlar. Terapiye gidelim içki içmeye. Bunları hiç aramıza almamalıydık. Ben içki içmek istiyorum. Hayır Reşat. Ya bırak içsin ya, içsin güzellesin. Terapiye gidelim lan. Ben bugün girmeyeceğim lan buna ya. Çok şıksın ya. Sevgilin bu konuda ne diyor? İçin başaracağım Fatoş. Ne yapıyor? Söylesem de inanmazsın. Ki tanrı verdi kardeş. Terapi bitti mi ya? Burhan Bey nerede? Rahmet Sirtaş dostum. İyi misin? Abi içkileri acil tarafından hadi. Vereyim abi, ne istersin? Ne olursa olsun acil olsun da. Acil et hadi. ₺5 alayım abi. Ne? Bedava içkiyi kaldırdılar abi. Kokteyl deneme işi yalan oldu. Kimseye içki ısmarlayamıyorum. Ne diyorsun sen ya? Vallahi öyle abi. Bundan sonra bütün içkiler parayla. Bir bira ver o zaman ya. Sadece bir tane veriyorum. Hadi. Hepsi paralı abi. Kusura bakma. İçmiyor musun abi? Yok. Cır. Yok ya. İçerim istemeyi. Ne bileyim. Yani içkiyi bıraktım ben oğlum. Şu anda mı? Ha yok. Trafiğe gittim ben. Orada çok seçili konuştum. Öz eleştiri yaptık. Ondan sonra faydası oldu yani. Bundan sonra alkolü ağzıma sürünme herhalde. Yani hiçbir şey içmeyecek misin abi? He. Ne ikram edebilirsin? Parasız yani. Allah Allah. Halam benim burada olduğumu, hatta Şaykan'ın geleceğini bildiği halde gelmedi. Benim bildiğim Dilber buraya gelir, bütün gece bizimle oturur, herkese bir laf çakardı ama enteresan. Ya ben de anlamadım. Hoş geldin Şaykan. Merhaba. Merhaba, merhaba. Herkes burada bu gece, abinle tanışıyor muyuz? Yok, çok şanslısı çıktı. Hoş geldin. Hoş buldum. Hadi bakayım.
Aa, bu Summer Night mı bu? Evet, nereden bildin? Ya bunu artık çıkarmıyorlardı. Yeniden mi başlamışlar? Evet, yeniden çıkardılar ama ben artık kullanmayacağım. Ya bu harika bir kokudur. Ben üniversitede 5 yıl falan sürekli kullandım bunu. Benim değişmeyen parfümümdü yani. İşaretim gibi bir şeydi. Çok sevindim. Tanrıver, nereye gidiyor musun? Ya Burhan abi toplayıp getireyim. Akbur abla çok kötü. Arrivederci, evet. İtalya'dan aradılar, haberler enteresan. Ne olmuş? Dayım, 97 yaşındaki. Ölmüş. Ay, başınız sağ olsun. 52 yaşındaki sevgilisiyle beraberken kalbi durmuş. Artık ne yapıyorlarsa. Oo, çok üzüldüm baba. Ben de tam üzülecektim ki öteki haberi verdiler. Nedir? Son aylarda hep birlikteydik. Geçen gün vasiyetini değiştirmek istemiş ve servetinin bir bölümünü bana bırakmış. Ne kadarlık bir bölümünü? 2 milyon dolarlık bir bölümünü. Yazık, bir parası pulu yokmuş o yaşta. Oğlum çok fenayım diyorum sana ya. Ne olur sana yalvarıyorum. Çok ihtiyacım var ya. Son bir tane istiyorum. Sinir taşı lütfen, yalvarıyorum sana ya. Son bir tane hadi kardeşim. Lütfen arama ya. Çok fenayım diyorum sana. Burhan abi. Ne ya lan? Sen yine içki mi içiyorsun? Yok abi, kahve. Kahve mi? Evet abi. Bedava ne verebilirsin dedi. Kahve dedim, 8 tane içti. Hala istiyor. Oğlum ben şu anda kafein bağımlısı oldum biliyor musun? Şu anda bir bağımlıyım ve kafein olmadan yaşayamıyorum. Sihir taş, ne olur bir yolluk istiyorum senden, sana yalvarıyorum. Çok fenayım diyorum ya. Ne olur bir kahve istiyorum senden. Ne olur, bağımlı oldum oğlum ben. Sihir taş, yalvarıyorum sana.